Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, başka bir ünitemize geçtik. Kur'an-ı Kerim ve özellikleri arkadaşlar. Ve bu üniteyi de gördükten sonra artık konularımızı bitirmiş olacağız inşallah. Evet, peki bizler bu ünitede neler öğreneceğiz? İslam dininin temel kaynaklarını öğreneceğiz. İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in ana konuları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in özellikleri, temel özellikleri nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı öğreneceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bu üniteyi inşallah bitirmiş olacağız. Bir dinin temel kaynakları sizce neler olabilir arkadaşlar? Bunu kendinizce bir düşünün bakalım. Bir dinin temel kaynakları o dinin kitapları olabilir değil mi arkadaşlar? Temel kaynakları bu şekilde olabilir diyebiliriz. Evet, peki İslam dininin temel kaynaklarına gelelim arkadaşlar. Yüce Allah insanlara akletme, düşünme, seçim yapabilme gibi nimetleri vermiştir. Yüce Allah peygamberler ve onların aracılığı ile de ne yapmıştır? İnsanlara kitaplar göndermiştir. İşte biz bu kitaplara ilahi ya da kutsal kitap diyoruz. Son ilahi kitap da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ile Hazreti Muhammed'in söz ve davranışları İslam dininin iki temel kaynağını oluşturur. Yani kısaca arkadaşlar İslam dininin temel kaynakları dediğimizde aklımıza ne gelecek? Kur'an-ı Kerim ve sünnet, yani Peygamber Efendimizin yaşantısı aklımıza gelecek. Evet, İslam dininin temel kaynakları dedik. Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Bunları unutmuyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim sözlük anlamı neymiş arkadaşlar? Toplamak, okumak, bir araya getirmek gibi anlamlara geliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in terim anlamı vardır arkadaşlar. Terim anlamı nedir? Hazreti Peygamber'e vahiy yoluyla gelen, yani Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile aktarılan, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen Allah'ın mucize kelamına biz ne diyoruz arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim diyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in tanımıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği vahyin son halkasıdır arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'den sonra bir daha vahiy gelmemiştir arkadaşlar. Son vahiy Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır. Bazıları arkadaşlar karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim değişikliğe uğratılmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Diyor ki şüphesiz onu biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Yani hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim'in tek harfini dahi değiştiremez arkadaşlar. Hazreti Peygamber zamanından beri insanlar tarafından Kur'an-ı Kerim okunmuş ve ezberlenmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in dili arkadaşlar Arapçadır. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik ve elbette onu yine biz koruyacağız. Az önce söylediğim ayet Hicr suresi 9. ayette geçiyor. Yani arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse değiştiremez, hiç kimse kendinden Kur'an'a bir şey ekleyemez. Hatta Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bile şunu söylüyor. Diyor ki sen Kur'an'a bizim sana söylemediğimiz bir şeyi eklemiş olsaydın biz senin şah damarını koparırdık. Yani bir peygambere dahi Allah-u Teala nasıl şeyler söylüyor. Yani onu nasıl uyarıyor. Yani o yüzden hiç kimse arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e müdahale edemez arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir kere de vahyedilmemiş. Yani hurra hani Kur'an bir gecede inmiş gibi bir şey yok. Ya da bir haftada inmiş gibi bir şey yok. Kur'an-ı Kerim toplam 23 yılda ve parça parça indirilmiştir arkadaşlar. Bunun sebebi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i parça parça indirmiş ki insanların kalplerine daha rahat bir şekilde yerleşsin. Bunu şu şekilde düşünün arkadaşlar. Siz mesela gelecekte bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Örnek veriyorum, öğretmen olmak istiyorsunuz. Öğretmen olabilmek kolay mı? Hayır. Birçok yoldan geçmeniz gerekiyor. Önce ilkokulu okuyacaksınız, sonra ortaokulu okuyacaksınız, lise okumanız gerekiyor, üniversite okumanız gerekiyor ve birçok yoldan geçip ondan sonra öğretmenliğe ulaşmanız gerekiyor. İşte arkadaşlar Kur'an-ı Kerim de böyle. Yani tek seferde
inmemiş, parça parça indirilmiş ki insanların kalplerine daha rahat bir şekilde yerleşsin. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlıyor ve Nas suresi ile sona eriyor. Arkadaşlar bakın, buraya ilgili nasıl soru gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir gibi bir soru gelebilir. O yüzden buna dikkat edin. Kur'an-ı Kerim inanç, ibadet ve ahlak konularında hükümler içerir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerin kıssaları ile sosyal hayata ilişkin hükümleri de konu edinir. Yani muamelat ile ilgili konuları da ne yapar arkadaşlar? Barındırır. Bu şekilde bunları da söylemiş olalım. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi bulunmaktadır arkadaşlar. Kur'an'ın sadece bir ismi bulunmamaktadır. Mesela El-Hadi. El-Hadi ne demek? Hidayete erdiren. El-Furkan, doğru ile yanlışı ayıran arkadaşlar. Mesela Eş-Şifa, insanlara, yani okudukça insanlara şifa veren gibi. Ez-Zikir, yani zikredilen. En nur, ışık veren, nur veren gibi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi bulunmaktadır. Bunları zaten açıkladık. Şimdi geçelim. Furkan suresi 1. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Yani Furkan derken neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'i kastediyor Allah-u Teala. Evet, Eş-Şifa dedik, bunları açıkladık arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de insanların nasıl ve ne şekilde yaşamaları gerektiği de açıklanmıştır. İçerisindeki hükümler bireyin ve toplumun hayatını düzenler, toplumun hayatına çeki düzen verir. Kur'an kendisini rehber edinenlere, yani onu örnek alanlara hem bu dünya mutluluğunu yaşatır hem de ahiret mutluluğunu yaşatır arkadaşlar. Şimdi diğer bir konuya geldik arkadaşlar, sünnet. Sünnet de İslam dininin temel kaynaklarından ikincisidir. Yol, adet, gidişat gibi anlamlara geliyor sözlük anlamı ve terim anlamda Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve davranışlarıdır arkadaşlar. Kısaca bu şekilde ya da şu şekilde bir tanım da yapabiliriz sünnetle ilgili. Allah Resulü'nün yaptığı ve bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği söz, fiil ve davranışlar gibi bir tanım söyleyebiliriz arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in sünneti İslam dininin temel kaynaklarından ikincisidir. Kur'an'da anlaşılmayan bir ayetle karşılaşıldığında ilk olarak nereye bakacağız arkadaşlar? Allah Resulü'nün uygulamalarında var mı yok mu, ona bakıyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamber ayetlerin ifade ettiği manayı sözleriyle açıklamış, fiilleriyle de ne yapmıştır? Bunun nasıl uygulanacağını göstermiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın diye emir vardır ama namazın nasıl kılınacağıyla ilgili bilgi yoktur. Bunu kim açıklıyor? Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Evet, bunu açıkladık arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de zengin Müslümanlara zekat vermeleri emredilmiş ama hangi maldan ne kadar verileceği açıklanmamıştır. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Allah Resulü tarafından öğreniyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamber insanların manevi kirlerden arınmalarını ve İslam'ın emrettiği şekilde yaşamalarını istemiştir. Güzel ahlakı ile de Müslümanlara en güzel örnek olmuştur arkadaşlar. Zaten bizim örnek almamız gereken en büyük lider de kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir bir Müslüman olarak. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her türlü kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerimizi de öğreten bir peygamber gönderdi. Kimden bahsediyor? Allah Resulü'nden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ve sünnet İslam toplumunu yüzyıllardır ayakta tutan temel yapı taşlarıdır. İslam'ı yaşamak Kur'an'da ve sünnette yer alan hükümleri uygulamak ile ancak mümkün olur arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitiriyoruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.